Efendim nasılsınız? Hoş geldiniz. Bugünlerde neyi konuşuyoruz? Gelen toz topraktan, sarı kar yağışlarından, çamurlu yağışlardan. Biliyorsunuz Avrupa'da kar yağışları vardı. Sarı kar, turuncu kar yağdı. O sahranın tozuyla beraber birleşince renk o hale aldı. Bizde de çamurlu yağmurlar yağıyor bugünlerde. Birçok kişinin merakı neden oluyor. Aslında bu yüzyıllardır, belki yüz binlerce yıldır olan bir durum. Akdeniz'de zaten çok sıklıkla, Güneydoğu'da çok sıklıkla görülen bir durum. Eğer bir kum fırtınası, bir toz fırtınası varsa güneyimizde, Afrika üzerinde, Lübnan üzerinde, özellikle Arap Yarımadası üzerinde aynı zamana denk gelen bizde de sıcaklık dalgalanışı olduğu anda biz onu alıyoruz. Sıklıkla güneyde kum fırtınaları oluyor ama bize bu çapta kuvvetli güney rüzgarları aynı noktadan yakalarsa eğer böyle konsantrasyonu havada çok artmış olarak görüyoruz. Tozu, kumu, beraberinde tabii bir takım mikroplar falan da taşınıyor ama genel anlamda çamur yağmurunu gördüğümüzde iki noktada sevinmemiz lazım. Bir, hava temizlendi, rahatladı, artık o tozu kumu solumuyoruz, akciğerlerimize yollamıyoruz. Yerde evet bir kirlilik, bir görüntü oluşturdu ama yani en azından solumamızı engelledi. İkincisi de toprak için aslında doğal bir gübreleme. Hatta yani toprak için faydası var, denizler için de yine faydası var, zararı yok diyebiliriz. Şimdi bu dalgalanmalarla biz o kumu yakalıyoruz, tozu yakalıyoruz, getiriyoruz. Şimdi o dalgalanmalar devam edecek mi? Hafta sonu buz gibiydi. Neredeyse böyle bir kış tadında kuzey bölgelerde hava oluştu. Şimdi yine o dalgalanmalardan göreceğiz. Hatta size şöyle söyleyeyim. Nisan ayı içerisinde bile göreceğiz. Öncelikle bir takım bazı uyarılarımız var. Gün gün merkez merkez tahminlere, havanın durumuna tabii takip ettiğiniz kaynaklardan bakabilirsiniz ya da izleyebilirsiniz bizim bültenlerimizden de. Ama böyle aşırı uç sıkıntılı durumlardan biraz bahsedeceğiz. Birincisi, bu toz taşınımı bu gece ve yarın özellikle salıya biraz artıyor. O nedenle gelecek yağışlarla beraber çamur yağmurlarını yine göreceğiz. Havada toz konsantrasyonu bugün daha da artıyor. Özellikle orta ve batı bölgelerde, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'da diğer yerlere nazaran miktar olarak bu gece, bugünlerde, bu bir iki gün daha fazla artıyor. Hatta çarpan şeklinde artıyor. Şimdi bunun üzerine Marmara'ya yağış gelecek. Kısmen o yağış yarın akşam saatlerinde gelecek. Ege kıyılarına yarın akşam saatlerinde gelecek yağışlarla beraber bir kısmı o tozun yere inecek. Arkasından yağış kesintilerle devam ediyor. Marmara'da işte bir iki gün daha kendini gösterecek yağışlar. Ama uyarımız nereye? Hatta kendini gösterecek derken sağanak şeklinde kendini gösterecek. Özellikle çarşamba günü sert sıcaklık düşüğüyle beraber. Ama uyarımız çarşamba günü Akdeniz'e. Batı Akdeniz'de sel tehlikesi var. Bir, çarşambaya. İki, perşembe günü Orta ve Batı Akdeniz'de sel tehlikesi var yine. Ve aynı gün, perşembe günü Orta Karadeniz, Samsun Dolayları ve çevresi ve Hakkari Dolayları, Doğu Anadolu'da Hakkari ve çevresi. Bu alanda ağır sel riski taşıyan yağışlar bekliyoruz. Bu sıcaklığın dalgalanışıyla olacak. Önce hafta başıyla beraber sıcaklık tırmandı, hafta sonunda bıraktık o soğuk havayı. Şimdi hafta ortasında çarşamba, perşembe sıcaklık düşüyor. Cuma, cumartesi tekrar tırmanıyoruz. Hafta sonunda ılık değerler var. Nisan'a ilerliyoruz önümüzdeki hafta. Bir adım daha gidelim mi? Nisan'a ilerlerken Nisan'ın 2-3'ünden itibaren yine düşüş yönünde bir dalgalanma. Yine şöyle bir hani bize ya gelmemiş miydi bu bahar dedirtecek soğuklar. Soğuklar derken serin diyelim. Kuzey bölgelerde 10-11 derecelere sıcaklıkları indirtecek ki üzerine poyraz eklendiğinde ne yapıyor? İyice üşetiyor, üşütüyor. Bu sıcaklık dalgalanışıyla bu kadar düşüşle beraber bulutlar oluşuyor. Gri gökyüzü, yağışlar geldi mi bir kış tadı veriyor. Dolayısıyla bu havalardan Nisan ayı içerisinde de birkaç dalga görebiliriz. Biraz hızlı mı anlattım? Artık takip edemediyseniz baştan yakalarsınız, alırsınız, izlersiniz diyoruz. Böyle. Yine görüşelim, oldu mu? Hoşçakalın.